Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen bültenimize başlıyoruz. Bu haftaki Diamond Casino Oteli'nde bulunan podyumdaki aracımızın markası Dominator GTX. Araç gerçek hayattaki 6. jenerasyon Ford Mustang adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 725 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip burada bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Car Meet bölgemizde bulunan Prize Ride Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Cheetah Classic. Araç gerçek hayattaki Ferrari Testarossa adındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 865 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu araca bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise 2 gün boyunca arda arda her gün Pursuit serisi yarışı oynamalı ve bu yarışları da ilk 3 sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 2. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek aracı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki luxury otosta bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Trax ve ikinci aracımızın markası ise Visione. Dilerseniz bu hafta bu luxury otosa gelerek burada gördüğünüz araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un showroom'da bulunan araçlarımıza. İlk aracımızın markası Boor ki üzerinde Star Spangled Patriot Livery adında özel bir desen de bulunuyor. İkinci aracımızın markası Sovereign. Yine aynı şekilde bunun da üzerinde Independence Day Livery adında özel bir deseni bulunuyor. Üçüncü aracımız Z-Type. Dördüncü aracımız Bullet ve son olarak da RE7B adındaki 5. aracımızsa yine üzerinde Pegasus adında özel bir livery'si bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu Simeon'un showroom'una gelerek burada gördüğünüz araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza yeni eklenen içeriğimize. Bu hafta oyuna Finders Keepers adında yeni bir içerik eklenmiş durumda. Bu içerik oyuna normal bir şekilde takılırken karşınıza bir çete aracı çıkıyor ve siz de bu aracı ele geçirip haritada belirtilen konuma götürerek eğer mevcutta işletmeleriniz varsa onun stoğunu yenileyebiliyor ya da eğer bir işletmeniz yoksa da yaklaşık 25 bin dolar civarlarında para elde edebiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde bu etkinlikle alakalı daha detaylı bilgi videosu da kanala gelecek. Gelelim bu haftaki bir diğer haberimize. Bu hafta geçtiğimiz hafta oyuna eklenen San Andreas Mercenaries etkinliği yine aynı şekilde bu hafta da devam ediyor. Hatırlarsanız oyunda belli görevleri yaparak yine bazı belirlenmiş ödüllerin sahibi olabiliyorduk ve bu etkinlik 12 Temmuz'a kadar sürüyordu. İşte Rockstar Games aynı şekilde bu hafta bunu da sürdürüyor. Dolayısıyla eğer ödüller almadıysanız burada yazan ödülleri almayı da düşünebilirsiniz. Eğer ödüllerin ne olduğunu bilmiyorsanız da geçtiğimiz haftaki videoda bundan bahsetmiştim. Hemen o videodaki bölümü şu an buraya ekliyorum. Bu etkinlik kapsamında da belirli görevleri tamamlayarak yine belirlenmiş bazı ödüllerin sahibi oluyorsunuz. Bu mücadeleleri de tek tek saymam gerekirse eğer Avenger için Thruster ve Operations Terminal yükseltmelerini satın alırsanız veya mevcutta satın da almış olabilirsiniz Hinterland Bomber Jacket adındaki kıyafet öğesinin sahibi oluyorsunuz. İkinci mücadelemiz ise eğer hangarda 500 bin dolar değerinde satış görevi yaparsanız Los Santos Pounders Cap adındaki şapkanın ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Üçüncü mücadelemiz ise 6 tane olan tüm Project Overthrow görevlerini tamamlayarak Avenger için Blue and Green Camo Liberty'sinin kilidini yine ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Ve son olarak da 3 tane olan tüm LSA Operations görevlerini tamamlarsanız da oyundaki Molotov uçağı için Conveyor adındaki Liberty'nin yani deserinde yine ücretsiz bir şekilde kilidini açmış olacaksınız. Dediğim gibi bu etkinlik 12 Temmuz'a kadar sürecek. Dolayısıyla burada bahsedilen ödülleri almak istiyorsanız önünüzde yaklaşık 3 hafta kadar bir süre var. Yine dilerseniz bu etkinlikteki görevleri de tamamlayabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzda bulunan bonuslu görevlerimize. Bu hafta oyunda bulunan Business Battle'larda 3 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere Business Battle'lar oyunda normal bir şekilde takılırken free moddayken rastgele olarak başlayabiliyor. İşte bu hafta bu Business Battle'larda 3 katlık bir bonus bulunuyor ve yine aynı şekilde eğer bu Business Battle'ları bu hafta içerisinde yaparsanız Peace Wasser 1 Head, Benedict 1 Head, Patriot 1 Head, Supervet 1 Head ve Statue of Happiness T-shirt adındaki giyim öğelerinde ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız. Yine dilerseniz bu hafta bu Business Battle'ları da yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan hangardaki satış görevlerinde 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu görevlere hangarımızın içerisinde bulunan bilgisayar üzerinden ulaşıyoruz. İşte bu hafta Rockstar Games buradan gerçekleştirdiğimiz satış görevlerine 2 katlık bir bonus getirmiş. Dilerseniz bu hafta bu satış görevlerinde yapmayı düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyunda bulunan Air Force Zero adındaki oyun modunda 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden
Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve oradan da Versus kısmından bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu hafta için Rockstar Games bu oyun moduna 2 katlık bir bonus getirmiş. Dilerseniz bu hafta bu oyun modunu oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan indirimlere. Bu hafta Hunger'ın Workshop yükseltmesi indirime girmiş durumda. Eğer mevcutta bir Hunger'ınız varsa dilerseniz bu hafta bu Hunger'ın Workshop yükseltmesini indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Ne yazık ki Hunger'ın kendisinde ya da diğer yükseltmelerinde herhangi bir indirim bulunmuyor. Yine bunun da altını çizmiş olayım. Gelelim bir diğer indirimimize. Bu hafta Mobile Operation Center ve bunların yükseltmeleriyle özelleştirmelerinde indirim bulunuyor. Yine aynı şekilde eğer halihazırda bir Mobile Operation Center sahibi değilseniz bu hafta bir tane almayı düşünebilirsiniz. Ya da aynı şekilde yükseltmeleri ya da özelleştirmelerini bu indirimli fiyatından yapmayı da düşünebilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuza bulunan araç indirimlerimize. Evet, bu hafta Liberator adındaki araç oyunda ücretsiz arkadaşlar. Rockstar Games Independence Day etkinlikleri kapsamında bu hafta bu aracı ücretsiz yaptı. Eğer dilerseniz bu aracı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Bu haftaki bir sonraki indirimimiz FH1 Hunter adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bu haftaki bir diğer indirimimiz HVI Minacer adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz LF22 Starlink adındaki araç. Bu hafta %40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir diğer indirimimiz ZR350 adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirim görmüş. Bir sonraki indirimimiz Visione adındaki araç. Bu hafta %30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Gunman'da bulunan silah ve indirimlerimize. Bu hafta Gunman'da bulunan Servis Carbine silahında %35, geri kalan diğer tüm silahlarda ise %10'luk bir indirim bulunuyor. Bombalar kategorisine baktığımızda da tüm bombalarda %10'luk bir indirim görmekteyiz. Son olarak da zırhlar kategorisine baktığımızda da tüm zırhlarda %10'luk bir indirim bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu Gunman'a gelerek burada gördüğünüz indirimlerden faydalanabilirsiniz. Evet, böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.